Evet gençler merhabalar. Ekoloji konusuyla devam ediyoruz. Bu föyümüzde popülasyonu, ekosistemin kısımlarını, daha sonra ekolojide kullanılması gereken birçok tanımdan popülasyon dağılımından bahsetmiş olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Popülasyon, belirli bir bölgede bulunan aynı türe ait canlı topluluğudur. Aynı türe ait canlı topluluğudur. Aynı popülasyona ait olan canlıların kromozom sayısı beslenme şekli, üreme şekli, azotlu boşaltım ürünlerinin çeşidi aynıdır. Aynı popülasyona ait olan canlılar kendi aralarında verimli döl oluştururlar. Çünkü hepsi aynı türdür. Fakat şunu unutmayalım. Kromozom sayısı aynı olan canlılar bir arada da bulunabilir, değil mi? O yüzden kromozom sayısı aynıysa kesinlikle aynı türdür demiyoruz. Dikkat demiş. Aynı popülasyona ait canlıların beslenme şekli ve kromozom sayıları aynıdır. Ancak iki canlının beslenme şeklinin ya da kromozom sayısının aynı olması aynı popülasyona ait oldukları anlamına gelmez. Az önce söylediğimiz gibi örneğin insanlar aynı popülasyona aittir ve beslenme şekilleri etçil otçuldur. Ancak her etçil otçul olan canlı insan popülasyonuna dahil değildir. Domuz ve ayılarda olduğu gibi. İki canlının aynı popülasyona ait olduğunun kanıtı verimli döl oluşturmalarıdır ki bu tanımı biz nerede görmüştük? E, tür, sınıflandırmadaki tür tanımında görmüştük. Yani torununun olması lazım. Verimli dölden kasıt buydu. Konya, Bozdağ'daki yaban koyunları. Bakın belirli bir bölgede aynı türe ait canlı topluluğu. Konya Kulu Düden Gölü'ndeki flamingolar yine belirli bir bölgede aynı türe ait canlı topluluklarına popülasyon denir. Peki tanımlarla devam ediyoruz. Komünite ne demektir? Belirli bir bölgedeki, altını çiziyorum, birden fazla canlı türünün oluşturduğu topluluktur. Yani daha mı kapsamlı arkadaşım çeşitlilik yönünden? Evet. Ekosistem bir bölgedeki canlılar ve cansız çevreye beraber ekosistem denir. Canlı artı cansız diyorsa ekosistem. Örneğin Kaz Dağı'ndaki fıstık çamı bir popülasyondur. Bakın belirli bir bölge Kaz Dağı aynı tür fıstık çamı. Kaz ağaçlar diyorsa bir komünitedir. Yani bunun içerisinde fıstık çamı da var. Bundan farklı olan türler de var. Kaz Dağı ise bir ekosistemdir. Yani dağdaki değil mi? dağ taş diyoruz ya canlı cansız her şeyi kapsadığı zaman ekosistem diyoruz. Ekosistemin kısımları dediği zaman canlı faktörler ve cansız faktörler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Canlı faktörler biyotik faktörlerdir. Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar oluşturur ekosistemdeki canlı faktörleri. Ekosistemde bulunan cansız faktörler yani abiyotik faktörler ise su, toprak, ışık, sıcaklık ve pH örnek verilebilir. Bir ekosistemin devam edebilmesi için üretici, tüketici, ayrıştırıcı ve enerji kaynağı şarttır. Ancak ekosistemin devam etmesi için parazit şart değildir. O yüzden üretici, tüketici ve ayrıştırıcı ile enerji kaynağının şart olduğunu bilelim. Biyom tanımına geldiğimizde ise bakın giderek daha kapsamlı hale geliyor. Çok sayıda ekosistemi içine barındıran büyük ekosistemlere biyom denir. Tropikal yağmur ormanları biyomu dünyada canlı çeşidinin en fazla bulunduğu biyomdur. Tropikal yağmur ormanları. Biyosfer, diğer ismiyle ekosfer, dünyadaki tüm canlıların ve cansızların bulunduğu en büyük ekosisteme biyosfer denir. O zaman arkadaşım bu tanımlardan yola çıkarak merkeze popülasyon yazıyorum. Belirli bir bölgede değil mi? Aynı tür canlıların oluşturduğu topluluk. Daha sonra birkaç tane tür bir araya geldiği için komünite yazıyorum. Daha sonra canlı artı cansız diyorsak ekosistem diyorum. Bakın giderek büyüyor. Daha fazla, değil mi? Çok sayıda ekosistemi kast ediyorsa biyom diyorum ve tamamına tüm dünyada ise nerede bulunuyor arkadaşım? Tüm dünyadaki canlı ve cansızlar ise biyosfer olarak adlandırılır diyoruz. O yüzden bunların büyüklük küçüklük sıralamasını bilmemiz lazım. Bazı sorularda da karşımıza çıkar. Evet. Devam edelim. Biyo yorum kısmına baktığımız zaman çok yapraklı ağaçların bulunduğu bir ormanda tabandaki otsu bitki sayısı azdır. Niye? Çünkü ışık engelliyor. Ağaçlar uzundur ve genelde dallanma yukarılara doğrudur. Yani bitkilerde ışık için rekabet vardır arkadaşım. Bu da yine e, farklı orman tiplerinde gördüğümüz özelliklerden biri. Bir diğer önemli tanımımız ki ÖSYM bu tanımı daha önce sordu. İki komünite ya da ekosistemin kesiştiği bölgedir. Yani matematikteki kesişim kümesi arkadaşım. Ekoton bölgelerinde Canlı çeşidi çoktur. Şöyle aklına kalsın. Hem A bölgesinde hem B bölgesinde yaşayabilen canlılar burada yaşayabilir. O yüzden canlı çeşidi fazladır. Madde döngüsü hızlıdır ve türler arası rekabet fazladır. Neden rekabet var? Çünkü aynı yaşam alanına sahip canlılar burada bulunduğu için. Örneğin demiş. Marmara ile Karadeniz'in kesiştiği bölge ekoton bölgesidir. Bu bölgede hem Marmara hem de Karadeniz'e ait türlere rastlanabilir. Yani canlı çeşidi çoktur ama canlı sayısı azdır. Çünkü ekoton bölgelerinin alanının küçük olduğunu düşün. Çünkü ekotonda iki farklı ekosistemin iklimi görüldüğü için sadece dayanıklı bireyler yaşayabilir. Bu da bir diğer etken. Evet, ekoton dediğimiz tanım kesişim bölgesidir. Hem A'da hem B'de yaşayan canlılar burada bulunabildiği için çeşitlilik fazla. Fakat canlı sayısı azdır. Sorularda sıklıkla karşımıza çıkan bir tanımdır. Popülasyon, ekoton, komünite, ekosistem bunları lütfen unutmayalım. Peki ekolojik niş. Niş ve habitat tanımları da çok önemli. Niş canlının yaptığı iştir arkadaşım. Niş canlının beslenme şekli avlandığı yer madde döngüsündeki rolü gibi canlı ile ilgili birçok şeyi kapsar. Nişleri çakışanlar yani işleri ortak olanlar ne yapar? Rekabet eder. Örneğin iki canlı da etçil olarak beslenirse aralarında besin için rekabet olur. Bu insanlar için de böyle değil midir zaten? Aynı işe sahipsen değil mi? Bir rekabet mutlaka söz konusu. Habitata geldiğimiz zaman ise yaşadığı yer yani adresidir diyoruz habitat için. Örneğin balinanın habitatı okyanuslarken tenyanın habitatı bağırsaktır. Tenya bir yassı solucandı. Habitatı yaşam alanı bağırsaklardır diyoruz. Aşağıdaki habitatlardan hangisinde tür zenginliğinin en fazla olması beklenir? Tür çeşitliliği nerede fazlaydı arkadaşım? Kutuplarda yaşamak zordur. Tarım yapılan arazide ise keza aynı şekilde okyanusların en derinliklerinde ışık ve oksijen kıtlı olacağı için, değil mi? E, tür çeşitliliği az olur. Dağların en yüksek bölgesinde yine, değil mi? Oksijen probleminden dolayı tür çeşitliliği en az olur. Fakat ekoton bölgesinde canlı sayısı az, tür çeşitliliği fazlaydı diyoruz. Bir sonraki tanımımız. Endemik tür tanımı. Bunu duymuşuzdur. Belli bir bölgeye özgü türdür. Yani ender bulunan, endemik, ender bulunan tür. Sadece oraya has demek. Örneğin inci kef kefali balığı Van gölünde yaşayan endemik bir türdür. Yani inci kefali arıyorsan nerededir yeri arkadaşım? Van gölündedir. Ender olarak orada bulunur. Kilit taşı türle endemik türü karıştırmayalım. Kilit taşı türe baktığımız zaman yok olduğunda besin zincirinin bozulmasına sebep olan o anahtar türdür. Kilit taşı tür. Örneğin su samuru deniz kestanesini besin olarak kullanan nadir bir türdür. Yani deniz kestanesini besin olarak kullanan başka canlı neredeyse yoktur. Dolayısıyla su samuru yok olduğunda deniz kestanesi sayısı ne olacak? aşırı derecede artacak ve bunun sonunda kelp yosunu yok olmaya başlar ve zincir bozulur. Yani susamuru kilit taşı bir türdür diyor. Aşağıda zaten bakın kelp yosunu deniz kestanesi susamuru katil balına şeklinde bir besin zincirinden bahsetmiş. Kilit taşı tür tekrar söylüyorum besin zincirinin bozulmasına sebep olan türdür diyoruz. İndikatör tür, gösterge tür ise çevredeki yararlı ya da zararlı maddelerden birine karşı en duyarlı, yani hassas olan türdür. En duyarlı türse eğer toleransı, yani dayanıklılığı nedir arkadaşım? Azdır diyoruz. Dayanıklılığı azdır diyoruz. Unutmayalım. İndikatör tür. Grafikte yer alan X türü sıcaklık değişimine karşı çok duyarlıdır. Yani hassastır. Y türü ise sıcaklık değişimine karşı daha toleranslıdır. Yani dayanıklıdır. Bakın buradaki grafik yorumu ve kelimeler bizim için çok çok önemli. Yani bizim burada duyarlı ve toleranslı kelimelerinin anlamlarını iyi kavramamız lazım. X türü sıcaklık değişimine karşı çok duyarlıdır. Çünkü sıcaklık değişimi bakın çok az bir aralıkta yaşayabiliyor. Yani bunun öncesi veya sonrasında zararı uğrayabiliyor. Y türü ise sıcaklık değişimine karşı toleranslı. Çünkü sıcaklık değişim aralığı çok fazladır diyoruz. Bu kelimeleri lütfen unutmayalım. Bir diğer önemli tanımımız trofik düzey. Trofik düzey aç yanına ne diyorsun? Basamak diyorsun arkadaşım basamak demek unutma lütfen trofik düzey basamak besin piramidindeki canlının yeridir. Örneğin ototrofların trofik düzeyi her zaman besin piramidinin en alt basamağıdır. Ototroflar kimlerdi otla beslenen değil kendi besinini kendisi üretenler. Otçulların ise trafik düzeyi her zaman besin piramidinin ikinci tabakasıdır. Çünkü ototrof örnek veriyorum bir bitki olsun otçul da koyun olsun ne olacak? İkinci basamakta yer almak durumunda. Ancak etçilerin ve etçil otçuların trafik düzeyi değişebilir. Bir besin piramidini göstermiş ototroflar üreticiler birinci basamakta. Otçular yani birinci tüketiciler ikinci basamakta. Etçiler yani ikinci tüketiciler üçüncü basamakta. Etçiler ise üçüncü tüketici diye geçer. Dördüncü basamakta diyoruz. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Bakın üreticiler birinci basamakta olduğu için birinci tüketiciler ikinci trafik düzeydedir. ÖSYM'nin sorduğu bir sınav sorusunda kelime oyunlarına lütfen dikkat edelim. Birinci tüketiciler birinci trafik düzeydedir diyor mesela. Yanlıştır arkadaşım. Birinci tüketiciler ikinci basamak itibariyle başlar. O yüzden ne olacak? İşte ikinci tüketici de üçüncü basamakta yer alacak diyoruz. O yüzden bu noktaya lütfen dikkat. Evet, bir diğer tanımımız baskın tür. Adı üzerinde bir ortamda sayısı ve faaliyeti bakımından en fazla göze çarpan canlıdır. Genelde karada baskın türler bitkilerdir. Yani en fazla göze çarpan, bulunan diyoruz. Fitoplanktonlar bitkisel mikroorganizmalardır fitoplanktonlar. Yani sudaki fotosentetik canlılardır. Atmosferdeki oksijenin en büyük kaynağını oluştururlar. Suyun yüzeyinden derinlere doğru gidildikçe ışık miktarı azalır. Bu yüzden fitoplanktonlara belirli bir derinlikten sonra ne olmaz arkadaşım? Rastlanamaz diyoruz. Bakın zooplankton zoo kelimesinden bu da sudaki hayvansal mikroorganizmalardır diyoruz. Yani karadaki bir besin piramidini bitkiden başlatabilirken Sudaki bir besin piramidini ise fitoplanktondan başlatabilirsin. O sebeple bu tanımları bilmemiz önemli. Peki süksesyon ne demek? Süksesyon baskın türün zamanla yer değiştirmesi. Yani baskınlığını yitirmesi anlamına gelir. Hocam bir baskın tür var şu an çevrede. Nasıl zamanla yer değiştirir? Sel, yangın, avcı, rekabet, sıcaklık ve daha birçok faktör canlının baskınlıklarının değişmesine yani süksesyona sebep olabilir. Yani o bölgede bir yangın çıktığı zaman örnek veriyorum bir ormanda çam ağaçları baskınken yangından sonra oluşan dikilen kendiliğinden veya çevre etkisiyle başka bir baskın tür çam ağaçları yerini alabilir. Üzerinde canlı bulunmayan bir ortama canlıların yerleşmeye başlaması bir çeşit süksesyondur. Yani sıfırdan bir başlangıç. Buzulların erimesi sonucu oluşan kara parçasında önce likenler oluşur, sonra aikler oluşum baskın hale geçer. Bakın baskın türü zamanla yer değiştiriyor. Daha sonra da otlar oluşup baskın hale geçiyor. Yani bu dünyanın oluşumunda bu çevre etkisiyle bir canlı pat diye orada baskın hale gelmiyor. Çeşitli basamaklardan ve süreçlerden geçiyor. Burada kademeli olarak süksesyon gerçekleşir. Üzerinde canlı bulunan bir ekosistemde aşırı otlatma, yangın, ağaç kesme gibi sebeplerle baskınlığın değişmesi de ikinci süksesyon olarak adlandırılır diyoruz. Birinci süksesyon sıfırdan oluşumdur birinci süksesyon. ikinci süksesyonda daha önce baskın olan bir türün çeşitli faktörlerle ne olması arkadaşım yerini başka bir baskın türe bırakmasıdır diyoruz. Yine birinci ve ikinci süksesyon olarak karşınıza çıkar. Evet. Popülasyona baktığımız zaman belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluktu. Peki bu popülasyonu oluşturan canlıların dağılımı nasıl olur? Bir popülasyondaki bireylerin belirli bir alandaki yerleşme biçimi popülasyon dağılımını oluşturur. Popülasyonlar kümeli olabilir, düzenli olabilir, rastgele dağılım şeklinde olabilir. En yaygın olan dağılım ise kümeli dağılımdır arkadaşım. Matematikle özdeştirebilirsin aklına kalması için. Daha düzenli adına düşünebilirsin. En yaygın olan dağılım kümeli dağılımdır diyoruz. Kaynaklar heterojen dağıldığında kümeli dağılım olur. Örneğin bitkilerde genellikle çevre koşullarının su, toprak yapısı vesaire uygun olduğu alanlarda kümelenmeler görülür. Yani kendi türünü özgü değil mi? bir yer bulduğu zaman orada kümelenme meydana gelir diyoruz. Düzenli dağılım gösteren popülasyonlarda Bireylerin aralarındaki mesafe yaklaşık aynıdır ve bireyler arasında sıkı bir iletişim, etkileşim vardır diyoruz. Bakın düzenli dağılım yani düzenli olması için bir nevi dışarıdan bir şekilde ne yapılması yerleştirilmesi lazım. Mesela yapılan değil mi çevredeki o tabiat parklarını düşünebilirsin. Rastgele dağılım bireyler arasında etkileşimin en az olduğu canlılarda görülür. Örneğin tohumları rüzgarla taşınan kara hindiba, papatya gibi kır çiçekleri bahar aylarında rastgele dağılım gösterir diyoruz. En fazla kullanılan kümeli dağılımda çünkü ne oluyordu tekrar hatırlatalım. Ee, o kısma yerleşip de kümeler halinde bir topluluk oluşturabiliyor diyoruz. Evet bir diğer önemli tanımımız rekabettir arkadaşım. Rekabet aynı ekolojik şartlara, bu beslenme, barınma yeri gibi olabilir. İhtiyaç duyan canlılar arasında rekabet olur. Rekabet aynı türler arasında, dikkat et buraya, ya da farklı türler arasında olabilir. Farklı habitatlarda, yani yaşama alanlarında yaşayan canlılar arasında rekabet olmaz. Yani tür olarak baktığın zaman aynı türden de olabilir, farklı türden de olabilir. Çünkü iki farklı tür aynı bölgede yaşıyor olabilir. Ama farklı habitatlarda yani yaşam alanında yaşayan canlılar arasında bir rekabet olmaz. Rekabet eden iki canlı da bu ilişkiden zarar görür. Unutmayalım burayı. Eğer rekabet varsa iki canlı da bu ilişkiden zarar görür arkadaşım. Evet, devam edelim. Dikkat demiş. Farklı türler arasında üreme için rekabet olmaz. Zaten verilmiyor, veremiyor. Aynı türler üreme için rekabet eder. Ayrıca beslenme şekli farklı olan canlılar besin için rekabet etmezler. Çünkü beslenme şekilleri zaten farklı. Örneğin biri etçil, biri de otçul olan canlılar besin için rekabet etmezler diyor. Birey sayısının zamanla değişimini gösteren grafikte Y canlısı yenilmişken X canlısı ise rekabeti kazanmıştır diyoruz. Evet 10. örnek sorumuza bakalım. Rekabet ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Burada avavcı, rekabet ve buna benzer tanımları karıştırmamamız lazım. Rekabet eden canlılardan biri fayda görürken diğeri zarar görülüyor. Yukarıdaki grafiğe bakarak lütfen aldanma arkadaşım. Ne demiştik? not kısmında rekabet eden iki canlı da bu ilişkiden zarar görür diyoruz. Rekabet söz konusu ise. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. Aynı türler arasında ya da farklı türler arasında gerçekleşebilir mi rekabet? Evet, habitatları aynı olduktan sonra aynı türler arasında da olabilir farklı türler arasında da olabilir diyoruz. Ekolojik nişlerin benzerliği rekabeti arttırıcı etki yapar. Eğer işler aynı veya benzerse rekabet artar arkadaşım. Değil mi? O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani denizli olacak. Peki istilacı tür ne demek? Hemen ona bakalım. Başka bir bölgeden yeni bir ekosisteme gelen ve yerli türlerin habitatını işgal eden türlerdir. İstilacı adı üzerinde. İstilacı türlerin toleransı yani hoşgörü aralığı yüksektir ve çok hızlı bir şekilde ne olur arkadaşım? Çoğalırlar o bölgede diyoruz. İstilacı tür. Av avcı ilişkisine baktığımız zaman yine ÖSYM'nin sormayı çok sevdiği Rekabet, av avcı ve simbiyotik ilişkiler önemli. Diyor ki vaşak ile tavşan arasında av avcı ilişkisi vardır. Bu yüzden genel olarak vaşak sayısının artışı tavşan sayısını azaltabilir. Tavşan azaldığında ise vaşak besin sıkıntısı yaşayabilir. Bu yüzden vaşak sayısı bir süre sonra azalabilir. Grafikte Vaşak ile tavşanın birey sayısı değişimi verilmiştir. Kesik çizgi vaşak sayısı, düz çizgi ise tavşan sayısını gösterir diyoruz. Bakın biri artarken diğeri önce azalıyor. Daha sonra dediği için o besinse, şayet besin bulamayacağı için o da zamanla azalır diyoruz. Evet, av avcı ilişkisi önemlidir. Lütfen bu kısmı es geçmeyelim. Tekrar söylüyorum. Tavşan azaldığında vaşak besin sıkıntısı yaşayabilir. Bu yüzden vaşak sayısı da bir süre sonra azalabilir diyoruz. Popülasyon yoğunluğuna baktığımız zaman birim alanı düşen birey sayısına popülasyonun yoğunluğu adı verilir. Örneğin 10 metrekarelik bir alanda birey sayısı 100 olan bir popülasyonun yoğunluğu 1000 metrekarelik bir alanda birey sayısı 200 olan bir popülasyonun yoğunluğundan daha fazladır. Burada önemli olan birim alana düşen birey sayısıdır arkadaşım unutma. Birim alana düşen birey sayısıdır. Popülasyon yoğunluğu doğum artı içe göçlerden ölüm artı dışa göçleri çıkararak bulunur. Eğer doğum artı içe göçler ölüm artı dışa göçlerden fazla ise popülasyon büyüyor demektir. Bunlar birbirine eşit ise popülasyon dengededir. Fakat ölüm ve dışa göçler daha fazla ise o zaman popülasyon giderek küçülüyor demektir. Ölüm ve dışa göçler fazla olduğu için. Hemen grafiklerine bakalım. Yaş grafiği vermiş. Büyüyen bir popülasyonda bakın taban daha geniş. Çünkü genç nüfus daha fazladır diyeceğim. Dengede olan bir popülasyonda zaten denge halini görüyorsunuz. Fakat küçülen bir popülasyonda ise yaşlı nüfus daha fazladır diyoruz. Dikkat demiş. Üreme öncesi ve üreme sonrası dönemdeki bireylerin popülasyonun büyümesine doğrudan katkısı yoktur. Popülasyonun büyümesinde doğrudan etkisi olan üreme dönemindeki bireylerdir diyoruz üreme dönemindeki bireylerdir. Yani biz alt taban ve üst tabandan bahsediyoruz ama aslında bu bir sonuçtur. Yani ara kısımdaki ergin bireylerin sayısı bizim için önemlidir diyor. Peki 2020 AYT'de ÖSYM ne sormuş? Bakın AYT'de de bu konudan soru gelebiliyor. ikinci oturum. Popülasyonları oluşturan bireylerin yayılış alanında gösterdikleri kümeli dağılımla ilgili İfadelerinden ne demiş hangisi yanlıştır? Doğada en yaygın olarak görülen dağılım modeli kümeli dağılımdı. Grupları oluşturan bireylerin sayısı değişiklik gösterebilir. Evet arkadaşım grupları oluşturan bireylerin sayısı değişiklik gösterebilir. Çünkü bir düzenli dağılım değil. Hayvanlar avcılarına karşı kendilerini daha iyi savunabilmek için kümeli dağılım gösterirler. Kümeler halinde topluluk halinde gözükebilirler. Doğru. Üreme döneminde karada alan savunması yapan kral penguenler kümeli dağılım sergiler demiş. Kral penguenler düzenli dağılıma örnektir. Özellikle üreme döneminde düzenli bir şekilde dağılım gösterirler. O yüzden bu yanlıştır diyorum. Cevabımız denizli çıkıyor. Burada da açıklamada da yer aldığı üzere. Peki 11. örnek sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde ekolojik organizasyon basamakları büyükten küçüğe doğru sıralanırken bir hata yapılmıştır. Buna göre hangi basamaklar yer değiştirirse sıralamadaki hata düzeltilmiş olur diyor. Şimdi baktığımız zaman organizma daha sonra aynı tür canlıları oluşturan değil mi topluluklar bir araya geliyor. Popülasyon Evet. Daha sonra farklı popülasyonlar bir araya gelip neyi oluşturuyordu arkadaşım? Farklı popülasyonlar bir araya gelip neyi oluşturuyordu? Komünite oluşturuyordu. Fakat burada ekosisteme geçmiş. Yani burada komünitenin olması lazım. Daha sonra canlı artı cansız yani ekosistemin yer alması gerekiyor. Böylelikle ekosistem ve komünitenin yer değiştirmesi lazım. Cevabımız Bursa çıkıyor. Güzel bir sıralama sorusu. Evet, 12. örnek sorumuza bakalım. Bir popülasyonun büyüme hızının zamana bağlı değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre bu popülasyonun birey sayısındaki değişimin grafiği nasıl olur diye sormuş. Şimdi birey sayısının birey sayısının zamanla değişimini çizmemizi istemiş. Şöyle bir grafiği yorumlayalım. Birinci zaman aralığında popülasyondaki büyüme hızı çok fazla değil mi arkadaşım? Yani popülasyonda büyüme hızı çok fazlaysa birey sayısı ne olur giderek artar diyoruz. İkinci zamanda popülasyondaki büyüme hızı sabit ilerler. Fakat bakıyorum e, popülasyondaki büyüme hızı sabit ilerlese dahi, sabit ilerlese dahi büyüme devam ediyor mu? Ediyor. O yüzden birey sayısı giderek ne olur arkadaşım? Artar. Üçüncü zaman aralığında ise büyüme hızı azalma göstermiş. Fakat hala aynı şekilde büyümeye devam ettiği için birey sayısı değil mi? artış göstermeye devam ediyor. Fakat dördüncü zamana baktığımız zaman burada popülasyondaki büyüme hızı ne olmuş arkadaşım? Düşmüş. O yüzden birey sayısı sabit mi kalır? Sıfırlanmış diyelim daha doğrusu. Birey sayısı sabit kalır. Büyüme hızı sıfırlandığı için. Yani şu aralık 4 numaraya aittir. Ama buraya kadar sürekli birey sayısında yani büyüme hızı çok hızlı da olsa, sabit de olsa, azalıyor da olsa büyüme olduğu için birey sayısı dördüncü zamana kadar artar diyoruz. 13. örnek sorumuza bakalım. Aşağıdaki ilişkilerden hangisinde etkileşim halinde olan canlıların ikisi de zarar görür diyor. Canlıların ikisi de zarar görür. Ne demekti arkadaşım? Rekabet demekti. Yoksa diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Mesela mutualizm artı artı. Parazitlik artı eksi. Doğru mu? Kommensalizm artı sıfır diyoruz. Av avcı ise hangisi av hangisi avcısı ona göre yorumluyorduk. Fakat rekabette değil mi? her ikisi de zarar görür dedik. 14. örnek sorumuza bakalım. Bazı ekolojik terimlerin tanımı aşağıda verilmiştir. E hangisinin tanımı verilmemiştir diyor. Eşleştirme sorusu. Birinciye bakıyorum. Belirli sınırlar içerisinde etkileşim halinde bulunan farklı türden canlı grupları ve bu canlıların içinde barındıran cansız çevre diyor. Yani canlı artı cansız. Neydi arkadaşım bu? Ekosistem. Hangi seçenek ekosistem denizle gitti? Dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tümüdür diyor. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tümü. Bunun tanımı nedir? Biyosfer. Evet, gitti. Belirli bir çevresel etkiye karşı tolerans, yani hoşgörü aralığı en dar olan duyarlı Türdür demiş. Neydi bu? İndikatör türdü. İndikatör. indikatör, Tür. Ceyhan'da gitti. Ekolojik nişleri nedeniyle komünitelerin yapısını çok kuvvetli bir şekilde kontrol eden türdür demiş. Şimdi diyor ki e, komünitelerin yapısını kontrol eden türdür. Yani yani kilit taşı türdür. O olmazsa olmaz. O yüzden bu da kilit taşı tür olarak geçer ama istilacı türün tanımı burada ne olmaz arkadaşım? Yer almaz diyoruz. Neydi istilacı tür? Tolerans aralığı, hoşgörü aralığı en yüksektir. O yüzden mesela üçüncü tanıma baktığın zaman kafa karıştırmak için konulan bir öncül diyoruz. Cevap ne çıktı? Adana çıkmış oluyor. Evet 15. örnek sorumuza bakalım. Bu durumu olaylarından hangileri örnek olarak gösterilebilir? Popülasyonların yoğunluğu üzerinde kaynakların sınırlayıcı etkisi vardır. Kaynakların azalması üremeyi azaltarak popülasyonun dengelenmesini sağlar diyor. Şimdi kaynakları azaltacak, üremeyi azalacak. Bu şekilde popülasyon dengelenecek. Bu duruma hangileri örnek olarak gösterilebilir? Sınırlı miktarda besin verilen farelerde çiftleşme sıklığının azalması. Bu şekilde azalıyor mu popülasyon ve dengeye ulaşıyor mu? Evet. Dış döllenme yapan hayvanların çok sayıda yumurta bırakması. Çok sayıda yumurta bırakması döllenme için artı bir şeydir. Yani birey sayısını arttırmaya yönelik bir adaptasyondur diyelim. O yüzden 2 numarayı almamam lazım. Çok sık bir şekilde yerleşmiş olan bitkilerde tohum üretiminin azalması diyor. Tohum üretiminin azalması üremeyi azaltarak popülasyonun dengeye gelmesini sağlayan bir durumdur. O yüzden de cevabımız 1 3 yani Denizlidir diyoruz. Çok çok önemli tanımlardan biri. Bakalım. Bir popülasyonun birey sayısı artarsa besin sıkıntısı, alan sıkıntısı, hastalıklar ve rekabet gibi olumsuz faktörler artar. Bu olumsuz çevre faktörlerine çevre direnci denir. Yani popülasyonun birey sayısı arttıkça çevre direnci artar. Çevre direncinin maksimum olduğu zaman da Ölümler olacağı için birey sayısı azalmaya başlar diyoruz. Yani bunu şunun gibi düşünebilirsiniz. İstanbul'dasınız. Sürekli canlı sayısı, insan sayısı artıyor, artıyor. Buna bağlı olarak trafik, hava kirliliği, işsizlik, açlık, kıtlık gibi faktörler de artıyor. Yani bu faktörler çevre direnci olarak geçer. Peki bu faktörlerin artmasına bağlı olarak bu faktörlerin artışı maksimum seviyeye geldiği zaman insanlar çeşitli kıtlık sebepleriyle hastalık sebepleriyle ölümler meydana gelmez mi veya göçler meydana gelmez mi? O yüzden çevre direnci arttıktan sonra popülasyonu tekrar dengelemek için birey sayısı ne olur azalmaya başlar diyoruz. Popülasyonun büyüme eğrilerine baktığımız zaman J tipi ve S tipi olmak üzere iki farklı büyüme eğrisi göreceğiz. J tipi büyüme eğrisi Kaynaklarının sınırlı olmadığı ideal bir ortamda popülasyonun geometrik artış göstererek büyümesidir. Geometrik olarak artması. J tipi büyüme genelde bakteriler gibi hızlı üreyen canlılarda görülür. Bakın J tipi birden bir çıkış var. Tamam mı? J harfinde birden bire bir çıkış var. Birey sayısında başlangıçta hızlı bir artış olsa da sonraları hızlı bir azalma görülür diyoruz. S tipi büyüme eğrisi çevresel sınırlamaların bulunduğu ortamlarda görülür. S tipi büyüme genelde bitki ve hayvan popülasyonlarında görülür. Çevre şartları aşırı derecede değişmedikçe dengede kalan kararlı komünitelere klimaks adı verilir. Hemen popülasyon büyüklüğünde eğrilere baktığımız zaman bakın J tipi büyümede hızlı bir şekilde artış meydana geliyor. Daha sonra hızlı bir şekilde de azalma meydana gelir diyeceğiz. Ama S tipi büyüme eğrisine baktığın zaman geometrik olarak artış gösterecek diyoruz. Yine de S harfine benzetilmeye çalışılmış. 16. örnek sorumuza baktığımız zaman diyor ki kız böceklerinin bu türleriyle ilgili olarak hangileri söylenebilir? Kız böceklerinin bazı türleri sudaki gelişim dönemlerinde ortamdaki oksijenin azalmasına çok duyarlıdırlar. Oksijenin azalmasına duyarlı olduğuna göre oksijenin fazla olduğu sularda yaşar. Doğru mudur arkadaşım? Çünkü azaldığı zaman aniden bir sıkıntı yaşayacak. Bu ile ilgili hangileri söylenebilir demiş. İndikatör türdür. Duyarlı bir tür olduğu için. Doğru. Bu böceklerin bulunduğu su ortamı oksijen bakımından zengindir. Tekrar söylüyorum. Bu böcekler varsa oksijen bakımından zengindir. Çünkü çok fazla duyarlıysa eğer azalma meydana geliyor. Bu böceklerin oksijen yetersizliğine toleransı fazladır. Hayır, çok duyarlıysa maalesef ki tolerans aralığı fazla olmuyor arkadaşım. Yani oksijen azaldığı zaman böcek türü de değil mi? sıkıntıya uğramış oluyor. O yüzden de cevabımız denizlidir diyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki föğümüzle konularımızla devam etmiş olacağız.